Okul nasıl? Okulla arkadaşların, ilişkilerin. Seviyor musun okulunu? Okulu... Yani pek sevmiyorum. Neden? Çünkü çok ödev veriyorlar. Çok ödev veriyorlar. Şimdi pandemi sebebiyle ama online çalışıyorsunuz. Yine de ödevleriniz oluyor mu? Çok fazla daha ödev veriyorlar. Oo. Daha fazla. Çünkü ertesi gün yine öğretmenleriniz herhalde o ödevleri yapıp yapmadığınızı online kontrol ediyorlar. Size sorular soruyorlar değil mi? Evet, telefondan resim gönderiyoruz. Yapıp yapmadığınıza dair. Evet. Hmm. Bu kötü bir şey değil ki Poyraz. Çok yani... ödev gelmesi beni çok yoruyor. Çok ödev gelmesi. Hem zaten her hafta ev değiştiriyorum iki tane. Bir de bu çok zor oluyor. Bir değişiklik değil mi ama güzel bir şey. Düşünsene yani her hafta ev değiştiriyorum diyorsun ama gittiğin yerler belli. Annenin evinde de odan belli, babanın evinde de odan belli. Aslında değişik bir şey yani. Bir tane evde hep beraber kalsak ben çok daha mutlu olurum. Teyzeyle aran nasıl peki? Şebo'yla aramız çok iyi. Şebo'yla? Hayır ben seni. Çok iyi. Seviyorsun teyzeni. Evet. Annemin evinde kaldığım zaman hep onunla beraber oynuyoruz. Annem ev işinden zaman bulamıyor. Biz de onunla beraber oyun oynuyoruz. Teyzenle vakit geçiriyorsun. Evet. Belli ki teyzen de seni çok seviyor bakışlarıyla. Evet, ben de onu çok seviyorum. Ay canım. Ah kuşum benim ya. En sevdiğin oyuncağın ne? Neyle oynamayı en çok seviyorsun? Babamın evinde iş makineleri var. Onlarla oynamayı çok seviyorum. İş makineleri? Evet. Oyuncak iş makineleri? Evet, oyuncak. Hmm. Hatta odamın yerlerinde kum dolu. Yani bayağı kum havuzu var yani. O çok güzel. Bayağı sen giriyorsun inşaata böyle. Ha? Evet. Ev yapıyorsun bir şeyler. Hatta bina yapmıştık. Bina yaptınız. Çok güzel. Çok güzel. Annem de olsa daha güzel olur. Ama sonra anneni de görmeye gidiyorsun. Annene de başka bir şeyler yaşıyorsun yani. Başka güzellikler annemle yaşıyorsun. Annemle oynayamıyoruz ki. Annem ev işinden benim yanıma çok nadir geliyor. Tam o açığı da baban kapatıyor. İşte babanla oynuyorsunuz. Ama annemi de özlüyorum. Arkadaşların vardır illaki. Evet. En sevdiğin arkadaşın kim? Aranız nasıl? Onlarla ne yapıyorsun? Benim sınıfımda arkadaşım var. Ahmet. O çok iyi arkadaşım benim. Sürekli futbol oynuyoruz teneffüslerde. Hmm. Şimdi pandemi sebebiyle okula da gidemiyorsunuz. Olsun, online'dan oyun oynuyoruz. Online'dan oyunlar. Artık çocukların değil mi ya? En, yani çocukların, gençlerin en kanlarının hızlı aktığı zaman, en hani böyle hareketli oldukları zaman, sokaklarda oynayacak, dolaşacak, gezecek oldukları zaman Allah bir an evvel bu hastalığı başımızdan def etsin hakikaten yani. İnşallah, umarım. Çok. Çok çok bitmiş durumda herkes. Öğretmenimi çok özledim. Ona sarılmak istiyorum. Ay, seviyorsun öğretmenini. Evet, ama ödev vermese daha iyi. Ama bak işte bak diyorsun ki yani Poyraz'cığım işte çok seviyorum ama şu olmasa. Çok seviyorum ama bu olmasa. Annemi çok seviyorum. Çok güzel yemekler yapıyor ama çok kurallar koymasa. Öğretmenimi çok seviyorum ama çok ödev vermese. İşte ne yapacaksın? Hayatta bir takım şeyler böyle dengeleniyor birbiriyle. Eşitleniyor diyeyim. Ben şimdi annenle de babanla da konuşacağım Poyraz. Tamam mı? Tamam. Evet, ikisiyle de ayrı ayrı konuşacağım. Duydun mu teyze? Ay gel bakayım, ver o ellerini yerim ben seni, duydun mu teyze diye. Ah canım canım benim ya. Konuşacağım ben şimdi. Ben zannetmiyorum ki senin anlattığın kadarıyla annen de baban da senin doğum gününde bir araya gelmesin. Zannetmiyorum. Muhakkak bir araya geleceksinizdir. Hep iki pasta oluyor. Ben artık tek pasta istiyorum. Bir babamla beraber, bir annemle beraber kutluyoruz. Teyzem bizle gelsin, annem, babam hep beraber olalım yarınki doğum günümde. Ben sizden bunu istiyorum. Tamam Poyraz'cığım. Şimdi gidip ikisini de arayacağım, tamam? Teşekkürler. Ah yerim ben seni. Görüşürüz. 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 Duydun mu? Duydun.